Arkadaşlar, Mera Gezgini kanalından herkese selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır malzeme videosu atmıyoruz. Hep av videoları, genelde işte ister mırmır eşkinde bunları kovalıyoruz. Hep bunlarla ilgili videolar atıyoruz. Şimdi yeni başlayan arkadaşlardan çok fazla istek geliyor. Şöyle sorular geliyor. Abi, LRP yeni başlayacağım. Sıfırdan bana bir LRP takımı kuralım. Hangi malzemeleri almam gerekiyor gibi sorular geliyor. Ben bunları seve seve cevaplıyorum ama kanalımda böyle bir tane video olsun istedim. Ben sıfırdan bir LRP takımı kuracağız ve avlanmamız için gerekli olan malzemeleri şimdi size göstereceğim. Ya, bu malzemeleri elde ettiğinizde LRP'de avlayamayacağınız, Marmara bölgesi için herhangi bir av yok. Şimdi kamışı, bu kamışı diye göstermiyorum arkadaşlar. Ben sadece siz görün diye bunu getirdim şu anda. Arkadaşlar, Seveçki yerim. Ben genelde Seveçki yerin kamışlarını severim. Aksiyon olarak, sertlik olarak, karbon olarak beni tatmin eden kamışlar, ama bu başkası için böyle olmayabilir. Şimdi Seveçki'nin SG2 1,3,5 gram. Bu çok hassas ve küçük bir kamış arkadaşlar. Bunu sadece göstermek için getirdim. LRP kamışları iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Diğer parçası da burada. Bu şekilde iki tane parçamız var. Kamış önerilerini bu, tamamen bu bütçeyle alakalı. Yani bütçeniz neyse ona göre yapabileceğimiz bir şey. O yüzden kamışı burada konuşmuyorum. Şöyle konuşmuyorum. Kamışının şu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Sıfırla başlayan maksimum 7 gram atara kadar olan kamışlar. Yani 0.5 olabilir, 0.7 olabilir, 1.3 olabilir, 1.5 olabilir. Yani atar aralığı daha küçük olan kamışlar size daha büyük zevkler verecektir. Ve kamış seçerken ultra light olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Yani ne kadar yumuşak olursa aksiyon verirken o kadar çok zorlanırsınız. Çünkü biz 1 gramlarla, 0.8'lerle, maksimum 1.5 gramlarla ortalama avlandığımız için %80'ini bu şekilde avlanıyoruz. O yüzden yumuşak kamışlar size çok fazla keyif vermez. Evet, balık geldi mi hassasiyeti ve keyfi çok daha bence güzel oluyor sert kamışlara göre. Ama aksiyon verirken kesinlikle light kamışlardan kaçınmak gerekiyor. O yüzden onu detaylı olarak sorduğunuzda onu konuşuruz. Tamamen bütçeyle alakalı bir şey bu. Şimdi makinelerimiz, ben şimdi bu makine konusuna çok değiniyorum. Makinenin marka ve modeline takılmayın. Dediğim gibi LRF işi, balık işi her zaman bütçeyle alakalı arkadaşlar. Yani bütçeniz ne kadarsa ona göre kendinize en iyi makineyi bulmanız gerekiyor. 1000 lira bütçen varsa 1000 liralık en iyi makineyi bulman gerekiyor. 3000 lira bütçen varsa 3000 liralık en iyi makineyi bulman gerekiyor. Doğru kombini. Ama buradaki en önemli konu şu. Şimdi siz 0 ile 7 gram arasında bir kamış aldığınızda buna gidip 2000'lik makine takmamanız gerekiyor. Yani öyle bir kural yok şimdi. Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlar o 2000 olacak falan diye şeyler konuşuyor. 2000'lik makine takmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 500'lük ile 1000'lik makine arasında gidip gelmeniz gerekiyor. Bu 1000'lik Daiwa Fuego 1000'lik makine arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir makine bu. Fiyat olarak biraz daha orta seviyelerde, 3000 lira 4000 lira civarlarında bir makine. Ama aynı işi gören Okuma Jaymar veyahut da işte Shimano'nun makinesi veyahut da LRF Türkiye sahte kutumda Emre abinin sattığı makineler var, Japon makineleri getirdikleri. Onlar da olabilir. Her türlü makine olabilir. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı. Ama burada dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar ağırlığı. Yani 180 gramlar, 170 gramlar gerçekten LRF için güzel bir ağırlık. Ama böyle 200'ün üzerine çıktığınızda gerçekten bu keyif veren durumun dışına çıkacağından dolayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle 2000'lik makine tavsiye etmiyorum. Yani bazı yerlerde duyuyorum, görüyorum, çok ünlü mağazalar bile adama LRF makinesi 2000'lik makine vermişler. Arkadaşlar, kesinlikle olmaz. Yani böyle bir şey yok. Buradaki en önemli konu ağırlık ve bir turda kaç santim sardı. Yani Jaymar 55 santim sarıyor. İşte öteki bir makine 60 santim sarıyor. 60, 61 sarıyor. Bu da 60'larda bir şey sarıyor. Yani 55 ile 60-62 arası falan LRF için gerçekten çok ideal. Şimdi makineye de bunları hep çok detaylı araştırıp da alacağınız şeyler. Şimdi makinemizi aldık. Kamışımızı aldık. Onları seçtik arkadaşlar. Ondan sonra yapmanız gereken ilk şey Misina. Şimdi ana bedeni bir toplayalım. Şimdi Misina'da yine Fuji'nin, ben şimdi bunu sevdiğim için bunu gösteriyorum. Yani yoksa bir sürü marka var. Kendo'nun da var, bilmem neyin de var. Emre abinin de ipleri var. Intekin veyahut da diğer markaları, şu an isimler aklıma gelmiyor.
Mesela bu piyasada uygun fiyatlı Fusion Agi Game 4X 005 arkadaşlar. Şimdi 005'in üzerine çıkmayın. Çünkü 06'lara geldiğinizde gerçekten kalınlık artıyor. Tabii ki kullanabilirsiniz. Kullanamazsınız diye bir kaydı yok. Ama kalınlık arttığından dolayı sizin de zevk oranınız ve eriminiz gibi konuları küçük oranlarda etkileyecek. O yüzden 05 ipler tercih etmenizde bence fayda var. Ama hiç bulamıyorsanız, piyasada yoksa, atıyorum bu ip şu an 160-200 lira arasında satılıyor. Ama başka bir model marka 500 liralardan bahsediyor. Yani bunu dikkate aldığınızda bazen ipi bulamayabiliyorsunuz. Mesela bu piyasada olmayan ip şu anda. Çok nadir mağazalarda var. Daha yenisini getirmemişler stoklara. Geldiğinde muhtemelen fiyat biraz daha böyle 250-260 civarlarını çıkar diye düşünüyorum. İpimizi aldık. İpimizi 4X alıyoruz arkadaşlar. 8X alayım aman çok sağlam olsun gibi bir algı yok. Gerçekten zaten bu bizim için yeterli. Yani öyle bir aman taşır mı taşımaz mı algısına girmeyin. 4X ve 005 alıyoruz. Bunu yine bütçeye göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok kaliteli ipler alabilirsiniz. Şimdi onu aldık. Hemen peşinden arkadaşlar klipsimizi takmamız gerekiyor. Şimdi kamışımızı aldık, makinemizi aldık, ipimizi aldık. Ana bedenleri oluşturduk arkadaşlar. Yani takım bundan ibaret. Bu üçünden ibaret. Şimdi gelelim artık sıra sıra hangilerini takmamız gerekiyor. İpimizi aldık, ipimize klips takmamız gerekiyor. Arkadaşlar klipsimizi en küçük klips alın. Yani bu Lucjon'un mesela ben hoşuma gidiyor. Uygun fiyatlı. 4 tane 0 arkadaşlar kodu. Çift 0 çift 0 4 tane. Bunun 3 0 olan var, 2 0 olan var, 0 olan var diye gidiyor. 3 tanesinde yani 4 en küçüğü demek. 3 onun bir büyüğü, 2 bir büyüğü, 1 bir büyüğü diye gider. Zaten görüyorsunuz burada. Özellikle bir tane koydum içine ki dikkatinizi çeksin. Klips almanız gerekiyor. Bunda ben bunu kullanayım da bunu almanıza gerek yok. Savage Gear olur, Daivon olur. Diğer marka ve modellerin bir ton marka var. Ben bunda Clips'e çok takılmam. Hangisini uygun fiyatla buluyorsanız onu alabilirsiniz arkadaşlar. Clips'imizi aldık. Şimdi sırayla gidiyoruz sürekli. Şimdi ipimize aldık ama abi ben balık tutamıyorum. Çünkü arkadaş lider kullanmıyorsun. Lider kullanman gerekiyor. Yani lider bu işin takımı kurduğun %70'se lider de bu işin %30'luk kısmını tamamlar. Arkadaşlar liderin amacı buradaki amaç şu. Zaten buna şok dediğimiz için yani balık asıldığında hem balığın o anki kuvvetinden dolayı ipin patlamamasını sağlıyor. Esniyor bunlar. Birinci amaçlarımızdan biri bu. Orada balığın kuvvetini azaltıyor. Size kamışınıza binen yükü ve düğüme binen yükü azaltıp balığın kaçmamasını engelliyor aslında. Başka bir nedeni de arkadaşlar fluorokarbon güneş ışığı yansıması yapmaz. Yani aslında görünmezlik sağlar suyun altında. Yani bir ip olduğunu düşünün. İp zaten her türlü balık ipi göreceği için ama fluorokarbonu göremediğinden dolayı sadece sahteye odaklanıyor ve balığı kandırma ihtimaliniz daha çok artıyor. Burada da dikkat etmeniz gereken şey marka da önemli bence burada. Yani çünkü her şey %100 fluorokarbon değil. Kaplama almamanız gerekiyor. %100 fluorokarbon yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Ve genelde Japon ürünleri tercih edin. Mesela Daiwa bu konuda başarılı. Yine Emre abinin sahte kutumun intake var. Uygun fiyatlı ve iş yapan. Shimano'nun var. Shimano biraz daha fiyatları yüksektir. Savage Gear'im var. Gibi gibi her markanın var arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu 016 arkadaşlar. Şurada yazıyor bakın. 016 2 kilo çekiyormuş. Çok ciddi bir çeker aslında 2 kilo. Bizim için yeterli fazla fazla. Ama ben burada size şunu tavsiye ederim. İstavrit avlarını kullanacaksanız 012 ile 014 arasında kullanın. İnce olsun. Olabildiği kadar ince olsun. Yani şu çeker şeyine takılmayın. Kiloya. Çünkü istavrit avlarında böyle bir şeyimiz yok. Ama ben Mera'da Eşkin'e falan alacağım diyorsanız da 0.16 ile 20 arasındaki ipleri tercih edebilirsiniz. Ben genelde ortalama 0.16 ile 0.14 kullanıyorum. Şimdi liderimizi de gösterdik. Lider denen bir şey. Lider düğümü videoları. Onu da yukarıya bir yere koyacağım. Sayfamda var. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Lideri de aldık. Şimdi ne yaptık? Ana beden tamamen oluştu. Gelelim klipsin ucuna bağlayacağımız dişketlere. Şimdi arkadaşlar
jiket konusu çok çok önemli. Aslında paranızın büyük bir kısmını jiketlere harcayabilirsiniz. Çünkü jiket en çok kaybolan, en çok kopan, sürekli değiştirmeniz gereken bir bu malzeme. Şimdi ben Kultivo'nun jiketini kullanıyorum. Neden Kultivo kullanıyorum? Şunun paketi 140 lirayla 160 lira arasında, içinde 5 tane var. 2 tanesini kullanmışım mesela. Muhtemelen yok oldu ya da diğer kutularımda, çantalarımda duruyor. Şimdi gerçekten şu iğneye baktığınızda bu inceliği, bu hassasiyeti, bu ergonomiyi çoğu şeyde, jikette yakalayamıyorsunuz. İmkanı yok yani. O kadar marka denedim ama Kultivo'nun jiketleri gerçekten çok başarılı. Ben bunu tavsiye ediyorum. Ama tabii ki diğer markalara da kötüdür demiyorum. Ben bundan çok fazla verim alıyorum. Bunun 1 ile 1.5 arasındaki jiketlerini kullanabilirsiniz. Ama daha uygununu alacaksınız da bir sürü jiket var. Jikete de yani para harcamam diyen arkadaşlar da çıkabiliyor. Hepsi ya, bazı görüşler vardır. Jiket o kadar önemli değil görüşü insanlarda var maalesef. Ama o iş öyle olmuyor. Gerçekten kaliteli malzeme önemli. Şimdi biz bunu istar tavlarını kullanıyoruz arkadaşlar. İstar olur, eşkin olur, mırmır olur. Pardon, mırmır da aslında çok biraz hafif kalıyor. Eşkin olur, karagöz olur. Bu avlarda çok rahat bir şekilde 1.3, 1 gram, 1.5 gram kullanabilirsiniz. Ama mesela bu dönemler mırmır dönemleri. Mırmır'da biz 2.5-3 gramlara çıkıyoruz. Mesela Portfish'in jiketleri de çok güzel. Ben seviyorum. Biraz daha uygun fiyat. Mesela şunun paketi 75 liraya aldım ben. Temmuz ayı içinde aldım. Yani hala fiyat muhtemelen aynıdır. Belki de değildir, bilmiyorum. ÖTV, MÖTV derken zamlar mamlar. Birazcık zam gelmiş olabilir. Mırmırlıkta da 2 gramla 3 gram arasında avlanır. 3'ün üzerine çıkmanıza gerek yok. Çünkü kumluk meralarda avlanacağınız için dipten böyle getire getire, aksiyon vere vere mırmır avları da yapabilirsiniz. Ondan sonra jiketlerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bunları hepsini sırayla kendiniz değerlendirin. Ben neler almanız gerektiği hakkında aslında genel bir kanı oluşturmak istiyorum. Ondan sonra masvallı jiket de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok özellikle tatlı su avlarında, mırmır avlarında iş yapan şeyler. Ben seviyorum. İstavrit'te masvallı o kadar gerek yok olabilir. Gerek de olabilir ama ben genelde Kultivo'nun jiketini kullanıyorum. Masvallı da kullanabilirsiniz. Tatlı su avlarında veyahut da mırmır gibi avlarda gerçekten balığı kandırmakta çok daha başarılı. Ama yine söylüyorum, masvallı kullanacaksanız çok kaliteli ve güzel bir masvallı kullanın. Çünkü daha ürkütücü bir şekil ve şemaya sahip olduğu için balık biraz daha ürkebiliyor masvallıdan diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi arkasından geldik. Hızlıca hemen her şeyimizi aldık. Şunları şöyle kaldıralım. Silikonlarımız arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar Fujin Baby Warm alacak. Çünkü herkesin ağzında ve aklında ve gerçekten de iş yapan malzemelerden biri Fujin Baby Warm arkadaşlar. Baby Warm'umuzu bir kere cebe koyduk. Arkasından bunun farklı renklerini alacaksınız. Pembesini alacaksın, yeşilini alacaksın, beyazını alacaksın. Bu tamamen sana kalmış. Arkasından geldik. Lucujon'un Salt Warm gerçekten çok başarılı. Şöyle pembe silikon. Artık üsttekiler kalmış, alttakileri harcamışım. İster tavlar için olmazsa olmaz. Bunların ikisiyle ister tavlar yapabilirsiniz. Yine başka bir sürü model marka var. Yani her markayı kullanabilirsiniz. Bunda bir şey yok. Limit yok arkadaşlar. Tamamen fantezi. Şimdi Ryoshi. Şimdi çoğunuzun duymadığı, bilmediği bir silikon. Bilenler zaten bundan vazgeçmiyor. Ryoshi ne demek? Aslında Ryoshi şu demek. Isome demek arkadaşlar. Şunun paketi 200 lira. Şunun paketi artık 80 lira falan olmuştur. 70 lira, 75 lira. Neredeyse 3'te 1'lik fiyatı. İstar tavlarında bu silikonları kullanabilirsiniz. Ama bu silikon genelde arkadaşlar hem istavrit, hem eşkina, hem karagöz, hem isvari, izmarit gibi avlarda kullanabiliyorsunuz. Bu silikonu da veyahut da bu tarz silikonları da, şöyle kurtları görün arkadaşlar, kurt desenli, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kokulu silikonlar gerçekten iş yapıyor. Biraz dayanıksız ama oldukça içinde uzun ve sayı olarak fazlasıyla var, yetiyor arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. Siz bunları görün diye gösteriyorum. Ondan sonra tek tek incelersiniz arkadaşlar. Videolarımı da kullanıyorum. Onu da istar avlarında ve karagöz, eşkina gibi avlarda kullanıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar mırmıra, dip balıklarına. Arkadaşlar mırmırın vazgeçilmezi, herkes tarafından kabul görmüş Yumi. Yumi'nin farklı renkleri var. Beyazı var, daha koyu moru var, kırmızısı var. Bu renk işte, bu arada kırmızı neyse.
dip balıklarında mırmırda falan gerçekten çok başarılı ve bunlar kopmuyor arkadaşlar. Kopma gibi bir özelliği yok. Çok zor kopuyor. Baksana da vıcık vıcık oluyor ama parçalanma gibi bir şey yok. Yumi'yi kullanabilirsiniz. Yeter mi? Yetmez tabii ki de. Mesela çok uygun fiyatlı ve nedense hiç, yani yapısal olarak hiç sevmediğim, çok affedersiniz dandik duran, paketin içine yapışmış şekilde duran boyer arkadaşlar. Ama gerçekten bir mırmır katili. Çok değişik bir şekilde mırmır aldı. Hiç umudum yoktu. Bu silikonu da edinebilirsin arkadaşlar mırmır avları için. Şimdi geldik aslında bu işin babasına. Gerçekten İSOME bu işin arkadaşlar, ne derler, tap noktasında. Yani bunların hiçbiriyle kıyaslayamazsınız. Çünkü kalite gerçekten başarıyı getirir. Zaten şurada hangi balıklara hitap ettiğini görüyorsunuz. İşte mercanı var, laosu var, şu orfoz galiba, orfoz var, istavriti var. Yani bütün balıklar aslında hitap ediyor arkadaşlar. Ve gerçekten dip balıklarında çok çok başarılı. Taktığınız anda vuruşlar aldığınız silikonlardan biri. İstavrit için geçtik. Bunların hepsi dip balıklar için arkadaşlar. İşte ne dip balıkları? İzmarit, ispari, karagöz, eşkina, mırmır. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Sorun arkadaşlar için konuşuyorum. Bu tarz silikonları da aldınız mı? Bak yine söylüyorum. Bunların üçünü alın demiyorum. Bu tarz silikonları alın diyorum. Çünkü bunlar benim elimde olan, benim kullandığım, iş yaptığını gördüğüm, keyifli olabileceğim silikonlar. Ama Pandora'nın çıkarmış olduğu yeni aynı bu Yumi gibi silikon var. Bir sürü renk yapmış. Belki 10 çeşit renk var. Aynı işi yapıyor. Değişen bir şey yok arada. Şimdi geldik. Tuzlu suyu bitirdik mi? Bitirmedik. Bunlar hep yumuşak maketlerdi. Sahtelerdi. Şimdi bunları biz gece avlarına kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar hep gece avlarına yönelik malzemeler aslında. Yani akşam hava karardığında avlanabileceğimiz malzemeler. Ben gündüz de av yapmak istiyorum dediğinde gündüz ne yapacaksın? Ya sabah suyuna çıkacaksın. Yine bu malzemelerle çıkabilirsin. Gösterdiğim malzemelerle. Ya da akşam üzeri istavrit avına çıkacaksın. Zargan avına çıkacaksın. Yani bunlar dışında Marmara'da başka bir şey yapamazsın. Gündüz onlarla avlanamayacağın için sabah suyu biraz zor bir iştir arkadaşlar. Hani avcılığın profesyonelleşmiş halinde sabah suyuya çıkman gerekiyor. Çünkü sabah suyu gerçekten balığı arayarak ve koklayarak bulduğum bir saat dilimi. O yüzden sabah suyunu şimdilik düşünmeyin. Akşam suyunda onlar iş yapacak. Ama gündüz de ben işte saat 5'te gittim, 6'da gittim, hava kararına kadar boş durmak istemiyorum diyorsan da arkadaşlar size kafadan iki sahte göstereyim. Blue Blue'nun 3 gramı arkadaşlar. Bunun sabah saatinde, bak Marmara, Akdeniz, Ege konuşmuyorum. Dünyanın her tarafı şu sahteyle Mera'da balık varsa mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. Zargana da alırsın, istavrit de alırsın, kolyoz da alırsın gibi gibi her şeyi alırsın. Şu sahtelerden mutlaka edinin. İlla Blue Blue demiyorum. Aynı kaliteye sahip. Diğer markaları da bakın. Ama bunun ergonomik şekli, yapısı gerçekten çok başarılı olduğu için genelde bunu taklit ediyorlar. Ben bunu almanızı tavsiye ederim. Bunun birkaç rengi var. Mutlaka alın. 6 gram falan da var. Gerçekten iş yapan renkler, malzemeler. Geldik vibrasyona. Mesela Sevecik'in vibrasyonu. Gerçekten çok güzel. Ben bunu deniz için konuşuyorum şu anda. Ufak 4 gram, 3,5 santim. Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Okursunuz onları. Gündüz avlarında, aslında bunlar geceliğin de iş yapıyorlar ama geceliğin diğer silikonları kullandığımız için bunlara sıra gelmiyor zaten. Ama bunlarla gündüz avlarında gerçekten her türlü balığı Mera'da varsa alıyorsunuz arkadaşlar. İçinizde şüphe olmasın. Bunları da koyduk çantamızda. Aslında en son bunların fiyatını da konuşuruz. Ne kadar bütçe ayırdık, ne yaptık gibisinden. Şimdi bir de bizim levrek hayalimiz var. Herkesin ağzında bir levrek, levrek, levrek. Ya bu işe başlayan herkes nedense bu levrek sevdasına fazlasıyla kapılmış bir durumda. Asla kapılmamak gerekiyor. Çünkü bulması zor bir balık. Yakalaması gerçekten güç. Sessiz meralar gerekiyor, sığ meralar gerekiyor. Gibi gibi bir sürü özellik arayan bir balık. Ama mırmırda da Sevecik'in bu çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Sandal kit. 3 gram, 6 gram. İçinde jiketi de geliyor. Şurada yerlerini görürsünüz. Ben bunları kutuya koymuşum. Gerçekten levrek varsa levreyi alıyor. Bunlar glowlu çünkü bunları böyle geceliğin ışık tutup koyduğunuzda yemyeşil yanıyor. Levrek içinde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun gibi bir sürü marka ve model var. Şimdi geldik tatlı suya.
Tatlı su da aslında tatlı suyu çok konuşmamıza gerek yok. Çünkü apaylık var ama merak edin arkadaşlar için. Tatlı su da ekleyelim buraya hızlıca. Şimdi tek bir silikon göstereceğim. Normalde tatlı su dedik mi LRF Türkiye'nin sahte kutum aklınıza Emre abi direkt geliyor. Çünkü Tanto olsun, diğer yeni çıkardığı şimdiki modeller olsun, tatlı su da kendini göstermiş, başarıyı elde etmiş modeller. Aslında tatlı suyu av yapmak istiyorsanız yumuşak sahtelerde direkt oradan siteden alışveriş yapabilirsiniz. Burada da şuna değinmek istiyorum. Önceki videomda millet şey gibi algılamış. Ben işte havuz gibi yerlerde avlanıyorlar bilmem ne falan filan. Herkesin ağzında böyle bir Emre abiye, Emre abiyi mi kastediyorsun, LRF Türkiye'yi mi kastediyorsun? Hayır arkadaşlar, onu kastetmiyorum. Onu kastetme gibi bir lüksüm ve özelliğim olamaz. Çünkü ben bu bölgedeki insanları konuşuyorum. O yurt dışında avlanan, bambaşka bir seviyede av yapan biri. Sevdiğimiz bir abi yani. Hani Allah razı olsun, her şeyde yardım eden, öneride bulunan bir insan. Benim kastettiğim insanlar genelde her bölgede var. Bir meraya giderler. Tek bir merada avlanırlar. Oranın videosunu atarlar. Yani ben size bunlara isim vermek istemiyorum. İsimlerden mi hedefe almış oluyorum. Siz bunları lütfen algılayın. İsim versem ben veririm. Sizin aramanıza gerek yok. Neyse, o konu ayrı bir konu. Şimdi tatlı su avlar için sahte kutuma girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben tatlı suyu o kadar yönelmiyorum. O yüzden çok tatlı su hakkında duymuyorum ama tanta bilmem ne. Bunlar gerçekten zaten banko iş yapan malzemeler. Ama bir de Lucky John'un şu Tiegos var arkadaşlar. Şöyle mor bir renk görüyorsunuz. Rengi. Bu sahtenin balık almama gibi bir şansı yok. Yani merada balık varsa Taygo iş yapıyor arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum ama ben bunu genelde belevut avlarını kullandığım için kolayca parçalanmıyor da benim çok hoşuma gidiyor. Mesela tanta biraz daha kolay parçalanıyor. Çünkü o yapısı böyle kıvrımlı kıvrımlı geldiği için ortada ince bir çizgi tutuyor onu. Daha basit parçalandığı için ben bu tarz silikonlar kullanıyorum. Belibot için konuşuyorum. Kıyıdan tabii ki de tanta falan zaten videolarını çektim. AliExpress'ten de tanta tarzı siparişler verdim. Bir ton malzemem var tatlı suya ait. Onlar ayrı konu. Şimdi gelelim. Bir de arkadaşlar mutlaka bir bıçağınız olması gerekiyor. Makas, bıçak. Ama bıçak ayrı bir şey. Çünkü her şeyde lazım oluyor. Mutlaka yanınızda bıçak bulundurun. Şimdi gelelim malzemelerimize. Ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyor? Herkes, çünkü yani ben bunu konuşmayı çok sevmem ama insanlarda bu bütçe konusu çok önemli. Çünkü artık bu ekonomide gerçekten bizim bu ava para ayırmamız bir ne derler, ultra lüks oldu. Şimdi gelelim. Kamış konuşalım ikinci. Kamış arkadaşlar. Şimdi bana uygun yolda bir kamış öner cümlesinden gerçekten vazgeçin. Gerekirse iki ay sonra alın ama iyi bir kamış ve iyi bir makine alın. İyi bir kamış ve iyi bir makine dediğim nedir benim arkadaşlar? Savage Gear'in, Shimano'nun makineleri ve hatta diğer Japon makineleri. Ben Türkiye'de olanları konuşuyorum. Kamışları. Bunları alın arkadaşlar. Absurd markalar, yani şöyle, bu hedef göstermek değil. Okuma full spin 0.8 gramlı kamış bir LRF kamışıdır ama çok giriş seviyedir. Bu sizi tatmin etmez. Yani o kamışları tabii ki bütçe yoksa alın. Ama birazcık kendinizi zorlayabiliyorsanız kesinlikle bu 3-4 markayı veyahut da işte sahte kutumdaki Japon markalarını alın. Onlar çünkü videoları izleyip almış kamış bunların hepsi. Şimdi kamış için 1500 lira ile 2000 lira arkadaşlar. Bunları tek tek hesaplarız şimdi. 1500 lira ile 2000 lira. Makine için de yine aynı şekilde 1500 lira ile 2500 lira arasında bir para ayırın. Bak, bunlar ömürlük şeyler, takımlar. Şimdi arkasından geldik, onları ne yaptık? Hadi 1500 lira, 1500 lira dedik, 3000 lira. Arkadaşlar hemen gelelim. 3000 lira ipimiz. 200 lira dedik. Siz alana kadar 200 lira olur. 3200 lira yaptı. Geldik şu sahtelere. 3200 lira. Şu sahte muhtemelen 200 lira. 3200 dedik. 3400.
100 lira bu, 3500. 100 lira birazcık üzerinde ama şey yapıyorum. 200 lira budur. 3600, 100 lira budur, 3700. 3700, 150 lira budur. 3800, 3900. Mesela şu silikonla 4000 lira yaptık. Şimdi 4000 liraya bir kere ulaştık. Arkadaşlar bundan kaçamazsınız. Geldik diğer silikonlarımıza. 75 liralık silikondur. 75 liralık silikondur. Bunlar genelde silikonlar 75 lirayla 125 lira arasındaki fiyatlara sahipler. Bunların hepsi aynı fiyatlarda o aşağı yukarı. Jiketimize geldik. 100 küsur lira, 75 lira. Şunlar uygun yolda jiketler 50-60 lira. Tego 75-80 lira vardır. Klipsimiz 30-35 vardır. Şu da yine 100 küsur lira vardır. Yani ne yaptık arkadaşlar? Siz bunları kafandan hesaplayın. Yazarız oraya. Bir 5000 lira parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Daha altın olur mu? Evet olur. Şunları almazsın. Bunlar gündüz avlanmayacağım dersin. Zaten direkt 300 liradan 400 liradan kurtuldun. Direkt gitti arkadaşlar. Levrek avlamam dersin. Sahteye çıkartırsın. Direkt gitti. Ama bunları harcayacaksınız. Harcamama gibi özelliğiniz yok arkadaşlar. O yüzden kendinizi masraftan kaçırmayın. Bir kere masraf yapın. Bütün malzemelerinizi dizin ve kurtulun. Yoksa yani bu işin sonu kumar gibidir. Aldıkça alasınız geliyor, harcadıkça harcadığınız geliyor. Şu bitti, bak az kalmış içinde. Beni 2 hafta idare eder şu. Çünkü aynı silikonu kullanmıyoruz. 2 hafta gitti, 2 hafta sonra yine aldım bir paket. Evde yediği var da, hani aldın diyelim. Çünkü alıyorsunuz, almanız gerekiyor. Her şeyin fiyatı artıyor arkadaşlar. Yani kendinize o yüzden, aa ben sonra alırım. Veyahut da fuar sipini alayım, şunu alayım, bunu alayım. Ben bunu idare edeyim yapmayın. Gerçekten bir kere alın tam alın arkadaşlar. Ama kendinizi de çok zorlamayın. Yani keyif alacağım diye başka şeylerden kendinizi zora da sokmanızı istemem. Ama benim önerilerim bu tarz malzemeler. Tabii bunun dışında bak çok malzeme var. Yani sayamadığım çantamda olan bir sürü malzeme var ama ben size daha uygun yollu, orta seviye herkesin kabul görmüş malzemeleri gösterdim. Bu tarz malzemeler seçerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Yani sizin için de bu bir kılavuz olsun. A'dan Z'ye, aslında LRP'yi bugün konuştuk. Hangi malzemeler alacağız, hangi makineyi kuracağız, hangi kamışı kuracağız konuştuk. Ama makine ve kamış için bana yine yazabilirsiniz özelden. Çünkü bu detaylı bir konu. Hangi avı neye yönelik yapmanız gerektiği ile alakalı biraz da. Yani sadece işler avı yapacaksan ona göre kamış öneririz ama daha büyük balıklar, dip balıklarına çalışacaksan da ona göre kamış almanız gerekiyor. Ya da tatlı suya gideceksen tatlı suya yönelik bir kamış alman gerekiyor. O zaman 0.7'nin önüne çıkman gerekecek. 2.8'lik gibi kamışlar alacaksın. Veyahut da 1.10'luk gibi kamışlar alacaksın. Ben LRF ile lüfer avlayayım diyorsan 1.10'luk kamışlar alacaksın gibi gibi bir sürü özellik olacak. O yüzden kamış ve makineye bu videoda takılmayın. Ben size sadece olması gereken aralıkları konuştum. Olması gereken gram aralığını, sarım turunu konuştuk, ağırlığını konuştuk gibi gibi konuları konuştuk şu anda. Arkadaşlar zaten aklınıza takılan her şeyi bana özelden 7/24 yazabilirsiniz Instagram'dan ve hatta WhatsApp'tan fark etmez. Ben elimden geldiğince bildiğim konularda size destek olurum. Ama LRF veyahut da balık avı her zaman gelişime açık bir şey olduğu için benim ve bilmediğim bir yer varsa bildiğim insanı yönlendiririm. Yani ben her şeyi biliyorum diye bir kaide yok. Olamaz zaten. Böyle bir insan olamaz balıkta. Çünkü bir şey mesela ben surf bilgim benim çok zayıf. Start dışında bir şey yapmıyorum surfte. Ben onda gider başkasını yönlendiririm. Benim suyunum sazanla falan çok zayıf. Çünkü sazan avları yapmıyorum. Ben LRF ile avlanıyorum. Buna gider başkasına yönlendiririm. Hobim LRF Ankara Muhammed abi. Gidin konuşun arkadaşlar. Adam tam bir tatlı su canavarı. Ondan bilgi alırsınız onda. Yani benden değil. Tatlı su avları yapacaksan LRF Türkiye'ye gidersin. Yani görüyorsunuz, biliyorsunuz yani daha deneyimli ve başarılılar. Ama ben deniz konusunda, istihbarat konusunda elimden geldiğince size yardım ederim. Yani tatlı su avlarına da tabii ki yardım ederim. Ama tuzlu su avları benim daha çok ilgimi çekiyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi her zaman aklınıza takılan her konuyu 7/24 yazabilirsiniz. Rahatsızlık etme gibi özelliğiniz yok. Ben gerçekten çok keyif alıyorum. Sizin de yazmanızı isterim. Dediğim gibi inşallah herkesin gönlünce avları olur. İnşallah gönlünüzce her şey ilerler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Herkese bol trafiler.